Evet, herkese merhabalar. Bugün sizlere 10. sınıflar yarı yıl tatilini nasıl değerlendirmeli bundan bahsedeceğim. Üstelik bunları 5 madde altında topladım. Haydi bakalım hemen videoya geçelim. Evet sevgili arkadaşlar, aslında kime sorarsanız sorun sizlere 10. sınıfla alakalı eksiklerinizi kapatın der önce. Dolayısıyla ben de sizlere ilk önce eksiklerimizi tamamlamak üzere çalışmalar yapmamız gerektiğini söylemeliyim. Bununla ilgili olarak 3 farklı yol deneyebilirsiniz. Bunlardan ilki bol bol konu tekrarı yaparak birinci dönem konu tekrarı eksiklerinizi giderebilirsiniz. Bunun haricinde isteyen arkadaşlarımız soru çözümü yaparak bu eksiklerini giderebilirler. Ve tabii ki bizim aslında olmasını arzu ettiğimiz bir şey var. Bu da 3. maddeyi içeriyor. 3. maddede sizlere söylüyoruz ki isterseniz gelin bir kamp programı yapalım. Ve bu kamp programıyla birinci dönem eksiklerinizi tam olarak giderebilin. Ve bu kamp programında da hem konu anlatımı hem de soru çözümü yapmak durumunda kalın. Tabii ki bu sizi başarıya ulaştırır. Gelelim ikinci maddemize. İkinci maddemizde bizler öğrencilerimize aslında yalnızca 10. sınıflara değil herkese söylüyoruz. Arkadaşlar hepimiz kendimizi tanımalıyız. Kendini tanıma süreci tabii ki öyle 15 günlük bir zaman diliminde olacak bir süreç değil. Kendimizi uzun yıllar dinlemeli, bu fitili ateşlemeli ve kendimizde ve içimizde bulunan cevheri ortaya çıkarabilmeliyiz. Bununla ilgili olarak öncelikle kendinizi çok iyi dinlemeyi, izlemeyi ve yorumlamayı öğrenebilirsiniz. Benim sizlere kendinizi tanıma sürecinizi hızlandırabilmeniz için bazı tavsiyelerim olacak. Bunlardan ilki tabii ki düzenli kitap okumanız. Düzenli kitap okuduğunuz zaman hayatı daha iyi anlamlandırmaya, zihninizi ve kendinizi daha iyi yorumlamaya, kendinizi daha iyi ifade etmeye fırsat verirsiniz. Eğer kitap okumazsanız normal bir hayat yaşarsınız. Ancak kitap okuduğunuz zaman onlarca hayatı tek bir hayatın içinde yaşarsınız. Bu da benden size günün tavsiyesi olmuş olsun. Sevgili arkadaşlar, düzenli kitap okumanın yanında bir de bir yabancı dili çok iyi öğrenmenizin size çok güzel ufuklar katacağını düşünmekteyim. Size ikinci tavsiye olarak da dil öğrenmenin çok iyi olacağını söyleyebilirim. Bir sonraki tavsiyemiz sanat, müzik, spor gibi alanlarda kendinizi ifade edebileceğiniz, hayatta bir yönünüzle çevreniz tarafından takdir edilebileceğiniz bir özellik kazanabilirsiniz. Belki bir tiyatro oyuncusu olabilir, belki bir müzik aletini çok iyi çalmaya çalışabilir ya da ilgilendiğiniz bir spor dalında müsabakalara katılıp o alanda dereceler elde etmek isteyebilirsiniz. İşte tüm bunları yaptığınız zaman kendinizi içsel olarak da huzurlu, başarınıza daha da başarı katmak için kendinize çok güçlü bir motivasyon bulursunuz. Ve son olarak bizim lise grubu öğrencilerimizde ve özellikle 10. sınıf öğrencilerimizde sohbet ettiğimiz zaman en çok duyduğumuz şey şudur. Hocam üniversite sınavlarını düşünmekten, geleceğimi düşünmekten bir türlü anıma odaklanamıyorum, ne yaparım diyen öğrencilere de tabii ki tavsiyemiz burada ana odaklanmanız ve anı yaşayabilmeniz. Biliyoruz tabii ki bu çok zor. Ancak küçük hedeflerle büyük hayallerinize ulaşma yolunda kendinizi motive etmeye çalışır ve adımlarınızı küçük küçük atmaya başlarsanız, hayallerinize giden yolda hedeflerinizi bir bir gerçekleştirir. İşte o zaman anı yaşamaya başlarsınız. Gelelim 3. maddemize. Evet, sizler tabii ki 10. sınıftasınız ve alan seçimine doğru hızla ilerliyorsunuz. Kimileriniz hangi alanı seçeceğine artık karar verdi ama kimilerimiz de hala hangi alanı seçsem diye çok büyük belirsizlikler yaşıyor olabiliriz. Bununla ilgili olarak yarı yıl tatilinde çok güzel bir zaman dilimi içerisindesiniz. Bol bol araştırma yapabilir. Hangi alanda hangi meslekler var? Acaba biz bunlardan hangisine daha yatkınız? Bunları araştırabilir ve artık kararınızı netleştirebilirsiniz. Kararınızı netleştirmeden önce belirlediğiniz bölümlerin size uygun olup olmayacağını yine çevrenize, öğretmenlerinize danışarak karar verebilirsiniz. Sizin için çok isabetli olur. Gelelim 4. maddemize. Evet sevgili arkadaşlar, alan seçimimizi hallettiğimizi düşünerek 4. maddeyle alakalı size birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hangi alanı seçtiyseniz o alandaki en önemli dersi veya en başarılı olabileceğiniz dersi önce bir gözünüze kestirin ve 10. sınıftan itibaren o derste çok iyi olmak için çabalayın. Sizler diğer tüm derslere normal bir tempoda çalışırken bir derse gereğinden fazla önem verip o derste çok öne çıkarsanız YKS hazırlığında bir o kadar rahat edersiniz. Bu da benden size yarı yıl tüyosu olsun. Ve gelelim son maddemize. Son maddemizde size bir taktik vereceğim. BEP taktiği diye geçiyor. Taktiğimiz beslenme, erken uyanma ve planlama yapma. Eğer bunu hayatımızın bir parçası haline getirebilirsek, düzenli ve dengeli beslendiğimiz zaman, sağlıklı beslendiğimiz zaman daha dinç, daha enerjik, daha odaklı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürürüz. Bize pozitif yönde avantaj sağlar. Eğer erken kalkmayı öncelik edinir ve bunu alışkanlık haline getirirsek, erken kalkan yol alır atasözünden de yola çıkarak neler yapabileceğinizi size burada ayrıntılı anlatmama gerek yok herhalde. Ve son olarak planlı yaşamak. Planlı yaşamak sizi bir alanda değil birçok alanda zirveye ulaştırır.
zirveye ulaşmış, başarılı olmuş, emek vererek bir yerlere gelmiş kişilere sorduğunuz zaman bu başarınızın sırrı nedir diye mutlaka sizlere planlı yaşadıklarından bahsedeceklerdir. Bu yüzden biraz evvel ifade ettiklerimi güzelce bir kenara not almalı ve hayat felsefesi haline getirmenizi sizlere tavsiye ederim. Sevgili gençler, sizler 10. sınıfla ilgili hayallerinizi ve hedeflerinizi belirlediniz mi ve bunlar neler? Bizimle paylaşmak isterseniz aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Hepsini tek tek okuyacağım. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.